Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gönüllü Belediyeler arasında imzalanan protokol çerçevesinde okulların toplum hizmetine açılması, okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlanması, okulların eğitim-öğretim saatleri dışında hafta sonlarında, yaz aylarında velilerin ve mahalle sakinlerinin hizmetine açılması için başlatılan Okullar Hayat Olsun adlı proje için bugün 24 Aralık Atatürk Okulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Orman İşletme Müdürü Yaşar Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 24 Aralık Atatürk Okulu Müdürü Hüseyin Yaşar, bazı okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilere isimlerinin verildiği fidanlar, Vali Çakacak ve Başkan Bahçeci tarafından dağıtıldı. Ardından okul bahçesine fidanlar dikildi. İlimizde bugün hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde 20'ye yakın okulda 8.000 fidan dağıtımı yapıldı. Okullar hayat olsun, fidanlar bizimle, benimle büyüsün projesi münasebetiyle ziyaret ediyorsunuz. Hoş geldiniz diyorum. Tabii çocuklarımıza çok değerli bir hediye ile geldiniz. Bunun bilincindeyiz. Çocuklarımız aldıkları hediye ile büyüyecekler. Kendileri vatana, millete hayırlı insanlar olurken o fidanlarda çevresini güzelleştirip efendim çevresine bir nefes aldıracaklar. Bundan dolayı okulum adına, öğrencilerim adına, velilerim adına hoş geldiniz diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Valimizle, belediye başkanlarımız ve orman işletme müdürlüğümüz arasında imzalanan bir protokolle okullar hayat olsun projesi kapsamında bir dizi çalışmalar yapıldı. Ben belediye başkanımız tarafından yaklaşık 20 okulumuzda çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Yine aynı şekilde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da ağaçlandırma çalışmaları. Amaç okullarımızın sadece öğrencilerimizin eğitim görmekte olduğu mekanların dışına çıkarak çevredeki vatandaşlarımızın da okullardan daha çok faydalanmasını sağlamak. Ben öncelikle belediye başkanımıza okullarımızın çevre düzenlemesine, bahçelerinin düzenlenmesine, asfaltlanmasına, kilitli parke taşıyla döşenmesinden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Orman İşletme Müdürümüze de ağaçlandırma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Okullar Hayat Olsun projesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımız tabii ki okullarında eğitim, öğretim görüyorlar. Velilerimiz zaman zaman öğrencilerimizi, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ziyaret ediyor. Ama biz velilerimizden sadece okullarımızı ziyaret edip öğretmenleriyle görüşmelerinden de öte okullarımızın imkanlarından da faydalanmalarını istiyoruz. Özellikle hem kütüphanelerinden hem bilgisayar sınıflarından artık internet kafelerden ziyade gelip mahalle halkı okullarımızda bu ihtiyaçları gidermeleri gerekir. İnşallah hep birlikte Sayın Belediye Başkanımızla, Orman İşletme Müdürümüzle, Milli Eğitim camiamızla birlikte okullarımızın geliştirilmesi, çevre düzenlemesinin daha güzel bir şekilde yapılması konusunda işbirliklerimiz devam edecek. Ben tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Kırşehir'deki takip öğretmeniyle bilecek. Biz Kırşehir'deki tüm sınıf öğrencilerine kendi ağacını büyütmesi imkanı veriyoruz. Bu eğitim almasını için. Bu eğitimde doğan bir fikir projesi. Başkanım. Orman İşletme Müdürlüğü'nün olan desteğiyle bu kampanyayı başlatıp tüm öğrenciler hem fidan dikmeyi öğrenmesi hem bunu yaşatması ve bunu uzun dönemlerde ve yıllar uzun kontrol edebilmesi için ve bu fidan ona ait. İster evinin bahçesine diker, ister okulunu. Nereye aldığı da doğru mu? Çünkü biz fidanları götürüyoruz. Çocukları çabuk yaşayacak. Kampanya programı sonra büyüdüğünü göremiyorlar çocuklar. Bu kampanyayla kendi ağacını büyütmüş olacak. Sayın Valide teşekkür ediyorum.
bu kampanya Milli Eğitim Bakanlığımıza imzalanan protokol kapsamında okullarımızın halkın kullanımına açılması noktasında önemli bir adım atılmış. Bizler de Kırşehir Belediyesi olarak yaptığımız projelerde okul bahçelerimizi de bu işlere dahil edip okul bahçelerimizin hem bahçe dizaynı hem oyun alanlarını hem yeşil alanlarını oluşturmak için gayret ediyoruz. Çünkü okul bahçeleri de şehrin birer parçası ve o okulda okuyan çocuklar, yavrularımızın da hem çamura ayaklarını değmemesi hem de eğitim alırken yeşili, doğayı tanımalar açısından çok önemli. Bu 24 Aralık okulda Sayın Valim Kırşehir'in aslında en ücra okullarından bir tanesi. Ama biz bu süre içerisinde bu okulun hem anaokulunun bahçesinde trafik eğitim pistiyle işte bu büyük bahçesindeki yeşil alan, sert zemin çalışmalarıyla bu okulumuzu da güzel bir hale getirdik. İnşallah bugün de dikilecek bu fidanlarla çocuklarımızda bu okulun bahçesine bir katkı sağlayacaklar. Ve bu fonlarla da inşallah bu ağaçların gelişimini de yakından takip edecekler. Kerem Kaya. Kerem. Buyurun ağacına. Mina sen misin? Gel bakalım. Hadi bakalım. Bakın sen de hadi. Tamam mı? Gel. Sen de bizim bahçesin. Mezarlar. Mezarlar. Bak bu da korvu. Mezar ağacı işte burada yazıyor. Tamam mı? Tamam. Mezar mı? Alperen'in başkasını. 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 Alperen'in başkasını.